Evet, değerli arkadaşlar, değerli katılımcılar, 9. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetim Kongresi'nin son yılından hepiniz hoş geldiniz. Bugün sağlık yönetimi alanında çığır açacak bir çalışmayı size tanıtacağız. Türkiye'deki hastanelerin idari sorunlarını belirlemek ve çözüm geliştirmek için bir model önerisi, BAY modeli, yani Bostan, Bürek ve Ahmet Yeşildağ gibi değerli akademisyenlerin yapmış olduğu bir çalışmayı hocalarımız size tanıtacaklar. Bu model hakkında da ben çok fazla tabii uzatmadan kısaca arkadaşlar bir tanıtım yapacağım size. BAY modeli sağlık çalışanlarının iş tatmini, iş motivasyonu ve yöneticisine olan güven gibi kritik konuları ele alarak sağlık hizmetleri kalitesini ve hasta memnuniyetini artırmayı hedefliyor. Tabii bu yöneticinin aslında başkalarına iş yaptırtan kişi değil de daha çok sorun çözen, problem çözen, karar veren, inisiyatif alabilen özelliklerini ön plana çıkartıyor. Şimdi bu panelimizin amacı bu önemli çalışmanın detaylarını sizlere aktararak sağlık yönetimi alanında yaşanan idari sorunların nasıl çözülebileceğine dair kapsamlı bir anlayış sunmakta. Bu bağlamda sağlık çalışanlarının haklarının gözetilmesi, kararları şeffaf ve adil bir şekilde alınması, yöneticilere duyulan güvenin nasıl artırılacağı gibi önemli konular yer almakta. Panelimize katıldığınız ve bu değerli çalışmayı dinlediğiniz için öncelikle size tekrardan teşekkür ediyorum. Verimli bir oturum olmasını diliyorum. Buyurun Sedat Hocam size. Evet, aslında son oturumdayız ve inşallah bugün biraz sonra oturumumuzu tamamlayacağız. Yani şundan şimdi sizlerle bir çalışmamızı paylaşacağız. Belki batıda bu çalışmaların örnekleri çok. Hani bir sorunun çözümüyle ilgili, problemin çözümüyle ilgili akademisyenler model geliştiriyor. Biz genelde sorunlarımızın veya ortadaki problemlerle ilgili bilimsel araştırmalar yapıyoruz ve bu araştırmaları aslında bir modele çevirme imkanımız varken çevirmeden sadece bunu bir araştırma sunumu olarak, makale olarak yayınlıyoruz. Bunun hikayesi nasıl çıktı, nasıl başladık böyle bir işe? Büyük Eğitim Araştırma Hastanesi yöneticilerle görüştüğümüzde yöneticiler de göreve yeni başlamışlardı. Yakın bir zaman olmuştu. Hocam çok ciddi sorunlarımız var. Yönetsel sorunlarımız var. Çalışanlarla işbirliği ve onları anlamakta çalışanların tükenmişler, sıkıntıları var ve çok sorun yaşıyoruz dediklerinde dedim ki kapsamlı bir çalışma yapmamızı arzu eder misiniz dedim. Onlar da çok memnun oluruz dediler. Sonra ben geldim bölümdeki arkadaşlara dedim ki böyle bir teklif var bize, bunu beraber çalışalım mı? Kimler çalışmak ister? Hacettepe'den Dürek arkadaşımız, Hacettepe mezunu yüksek lisans doktora ama Kapı'da öğretim üyesi olarak çalışan arkadaşımız. Ve yine beraber çalıştığımız Ankara Üniversitesi'nde doktora yapan ama bizim asistanlığımızı yapan Ahmet Yeşildağ arkadaşımız, hocam biz çalışırız dediler. Ve sonra oturduk, önce kendi aramızda istişarelerde bulunduk. Yani ne yapabiliriz, gerçekten ne yapabiliriz. Sonra bu çalışmalar bizde bir sürü şeylere baktık. Bir sürü ölçeklere baktık. Birçok ölçek vardı. Bunlar hepsi birbirinin benzeri veya da biraz küçük farkları olan ama çalışanların sorunlarını getiren farklı bakış açıları var ama aynı sorunları gündeme alan ölçeklerdi. Mesela sessizlik ölçeği, işte sinizm ölçeği gibi çalışanların yöneticilerin kodifiyeti vesaire falan. İşte örgütsel vatandaşlık ölçeği gibi, örgütsel adalet ölçeği gibi birçok ölçek vardı. Biliyorsunuz örgütsel davranış çok geniş bir alan açtı bize. Yani sosyoloji ve psikoloji ve onların arasındaki bütün bilim alanlarına, antropoloji de dahil olduğu üzere elimize verdiği için artık her şeyde bir sürü ölçek var. Ama ölçeklerin ölçtüğü şeylere bakarsanız
hepsi birbirine benzer. Peki ne yapalım dedik ve ön bir hazırlık yaptık. Sonra da böyle büyük bir toplantıda hastanenin yöneticilerinin de bizim şeflerine kadar katıldıkları geniş bir toplantıda biz hastanenin sorunlarını tartıştık. Hangi ölçekleri seçeceğiz? Buna karar vermemiz lazım. Hastanedeki sorunları tartıştık. Bizim de biraz kendi kişisel olarak hastaneyle iletişimlerimiz vardı, çalışanlarla iletişimlerimiz vardı. Onları da kullanarak hastanedeki sorunlar hakkında veri toplamaya çalıştık. Ve bütün o verileri topladıktan sonra neleri yapabileceğimizi planlamaya başladık. Ve bize yardımcı olabilecek ana bir ölçek, yani yönetimsel sorunları elimize verecek ana bir ölçek aradık. Ve burada en doğru ölçeğin örgütsel adalet ölçeği olduğuna karar verdik. Çünkü örgütsel adalet ölçeğinin halk boyutları hastanelerde, sağlık kurumlarında ve diğer işletmelerde yaşanılan sorunları büyük ölçüde gösteriyor. Tabii ki yetersiz olabilenler olabilir, farklı görenler olabilir ama bizim bakış açımızda bu ortaya çıkıyor. Peki dedik, bunu çalışanların iş performansı ve iş memnuniyeti ölçeklerini aldık. Bunun karşısına örgütsel adaletle onlar arasında ilişkiye bakacaktık. Fakat dedik ki burada bazı şeyler de aracı etkileri olmalı dedik. Ve nelerin aracı etkileri olabilir diye düşündüğümüzde özellikle biz de yönetici ve çalışan arasındaki ilişkiyi tanımlayacağımıza göre, onlar üzerinden yönetsel sorunları tanımlayacağımıza göre çalışanın saygınlığı, yönetici saygınlığı ve kurumsal saygınlığıyla ilgili ölçekleri de belirledik. Böylece bir yapısal eşitlik modeli ortaya çıktı. Şimdi dedik ki yani bu ölçekler arasındaki etkileşim bize sorunlar hakkında bilgi verecek ama nasıl çözüm önerisidir? Bütünsel bir şey yapmamız lazım. Nasıl bir sorun çözüm önerisi geliştireceğiz? Onunla ilgili yaptığımız çalışmada da biz motivasyon ölçeğinin buna uygun olduğunu gördük. İçsel ve dışsal motivasyon. Şimdi içsel motivasyon ölçeği hastanedeki belli olumlu veya olumsuz şartlara rağmen içsel motivasyonu olan insanların kendinden üst performansta çalıştıkları için onları bu şekilde fark edebileceğimizi, ölçeğin dışsal motivasyon kısmının ise bu biz zaten insanların içine müdahale edemiyoruz, dışsal olarak motive edebilecek onları. O zaman neleri yaparsak çalışanlarımız dışsal açıdan motive edebiliriz. Bir yönetim olarak onları motive edebiliriz diye onları da belirlemek üzere motivasyon ölçeğini belirledik. Ve bu şekilde hastane yönetimiyle görüştük. Çalışanlara verileri attık ama atmadan önce şöyle bir bilgilendirme yaptık. Hastanenin genelinde bütün çalışanlara dedik ki bu çalışma bir bilimsel araştırmadır. Buradaki hiçbir veriniz yönetimle paylaşılmayacaktır. Ve kesinlikle yönetimle destek, yönetimle sizin bilgilerin arasında bir ilişki kurmayacaktır. Ve bunu biz bağımsız olarak yürütüyoruz diye ifade ettik. Ve bu konuda da gerçekten yeri geldiği birileri gezdik ve durumu ifade ettik diyerekken yani biz güvenli bir veri almak istiyoruz. Onun için üstünden bir çalışma yaptık. Çalışmamızın sonucunda verileri analiz ettiğimizde çok ilginç ve enteresan sonuçlar bulduk. Ahmet Uğur'un çok kısa bir sınırlığı size sunacak. Ve daha sonra bu çalışmayı modellediğimizde ortaya böyle bir model çıktı. Bu bir model oldu artık. Buna bir ad bulmak lazım. Dediğimizde baktık ki Boğustan, Hürek, Yeşilada. Bu yandan birleştirildik. Güzel tutuyor. Vay mı? Vay model olarak buldum. Evet, modelledik. Ona da SC'li ve SC-SSC ve SC-Extended'da bir bekleyen bunu
kullanılacak, nasıl kullanılacak önemli, çok önemli bizim için. Ama burada önemli olan başka bir şey var. Yapma bir bilgi. Buradaki genç arkadaşlara umut var. Lütfen büyük bir sürü. Yani yaptığımız bu çok bilimsel çalışmayı bir başlangıç, bir sonuç biraz daha düzenlersek kendi adımıza bir model geliştirebilme imkanımız var. İsim verebilme imkanımız var. Bunun fikri haklarını elde etme imkanımız var. Yani küçük küçük çalışmalar yeri geldiğinde tabii ihtiyaçlara göre yapacağız ama her zaman büyük bir projemiz var. Hem bir soruna çözüm ararken o sorunu çözebilecek, genelleştirebilecek bir model oluşturma çabamız olsun istiyoruz. Ve zaten bugüne kadar bizim yaptığımız birçok çalışma aslında temel felsefesi. Yani bunlar hep batılıları yapmaz arkadaşlar. Biz de yaparız. Ve iyi de yaparız. Yapılabilirliği göstermek. Temel hedefiniz bu burada. Yani bunu biz yaparız hem de güzel de yaparız diye bunu göstermek. O yüzden de bu çalışmamızda bu anlamda bir örnek çalışma olması belki farklı çalışmalarda vardı ama yakın çevremizde böyle böyle bir çalışma olması bizi heyecanlandırdı. İnşallah sağlık yöneticilerimiz de bu modeli kendi yönetimsel sorunlarla tespitte kullanabilirler veyahut da diğer araştırmacı arkadaşlar bu modeli kullanarak kendi bulundukları bölgelerde hastanelerdeki yönetsel sorunları tespitini yaparak hem bilimsel çalışma yapmış bulundular hem de modeli başka arkadaşlar da test etmiş oldu. Evet, şimdi ben genel çerçeveyi çizdim. Ahmet hocamız da bize burada yaptığımız analizler ve bu analizlerdeki bulguları çok kısa olarak sunacak. Ve tabii ki Google'a ve herhangi bir arama motoruna veya bilimsel arama motoruna yazdığınızda makaleye ulaşabilirsiniz. Researchgate'den veya diğer şeylerden doğrudan bizim üzerimizden de ulaşabilirsiniz. Ben özellikle burada fedakar olarak çalışan Duygu ve Ahmet arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Duygu hocam bazı okulu ona emanet ettik. Geldik. Dolayısıyla onun burada yok. Onun selamlarını size iletiyorum ve Ahmet'e sözü devredeyim. Buyurun. Hocam teşekkür ederim. İsminden bahsettiniz. Ben de bu çalışmadaki motivasyon için burada gelen insanların önünde teşekkür etmek istiyorum. Model olarak sonuna kadar hep böyle motivasyon vardı. Belki bize başta kadar değil ama güzel de sonuçlandı. Biz hani bu o esnada işte YouTube toplantısında gördünüz. Kendi ofislerimizle konuşurken acaba bilenler bilir. Boston Consulting Group vardı. Biz de Boston Consulting Group diye BCG maddesi. Öyle aramızda güzel etkileşimler oldu. Çalışmaya da yönetimin sonuç oldu. Şimdi temel aslında bunu da çok hızlı geçeceğim. Zaten yeterince vaktimizi aldık. Kavramın son oldu. Şimdi biz bu çalışmadan öncelikle bu kavramlar arasındaki bir korelasyon ilişkisine baktık. Bütün kavramların aslında birbiriyle anlamlı bir şekilde ilişkili olduğunu gördük. Buradaki mesela o hastane üzerinden değil de model üzerinden ben zaten yapacağım. Ve aslında bir yönetici hani ne yaparsa diğerlerindeki maksimum etkiyi ortaya çıkartabilir şeklinde. Hani Kemal hocamız da bahsetti. Yani sağlık personeli ben bunu duyuyorum dedi. Bu personel bu şekilde çalışmaya ne kadar devam eder? Hani kıyasladığı zaman hep daha az gelir elde ediyor, daha fazla çalışıyor. Dünya genelinde aslında 30 milyona yakın sağlık personeli açığı var. Kendi hastane özelinde de herkes eksik personel de bir şekilde çalışmaya işte yürütmeye çalışıyor. Yönetici kendi biriminde, kendi hastanesinde acaba neler yapabilir, kendi imkanları ölçüsünde bunları yapabilir. Yani çalışanların adalet algısını yönetebilir, onları motive edebilir, iş tatminini artırabilir. Burada kendisine güven tesis edebilirse aslında onları motive edebileceğini, tatmin olabileceğini biz görmüş olduk. Ve tatmin olan çalışanlar, motive olan çalışanların aslında sinerjiyle birlikte neler yapabildiğini aslında görmüş olduk. Bunların eksik olduğu yerde aslında çalışanlar işten ayrılma niyetlerini yine artabiliyor.
veya işte kendilerini hocam hep vurguladı, adanmış bir şekilde çalışmadan bahsetti. Bu tarz unsurların aslında olmayacağını görürüz. Yöneticinin amacı işte bunu yapabilirim. Gördüğünüz gibi örgütsel adalet algısını bir şekilde bütün boyutlarıyla, yani iletişim, süreç, iletişim veya işte kolektif adalet dediğimiz, dağıtım adaleti dediğimiz alt boyutlarında eğer geliştirmeler yapabilirse bunlar çok kolay ulaşılabilir ölçeklerine. İfade. Biz acaba ne yapabiliriz? O ifadelerdeki tutumlara, davranışlara dikkat ettiği sürece aslında çalışanların kendisine güvenini artırabilecek ve dolayısıyla aslında onların iş tatmini de artırabilecek. Çok basit aslında bir uygulama diyebiliriz. Yani çok karmaşık, kompleks, sağlık sistemsel yapılara dönüştürmeye gerek yok. Çünkü insanın etkileşimi aslında birçok şey, insanın gücünü maksimum şekilde sergilemesi neden olabiliyor. Motive çalışan bir insan her şeyi başarabiliyor gerçekten. Burada sadece aracı yetkiyi size tekrar sunabilmek için biraz önce gösterdiğim modelde eğer siz aslında kendi yöneticiye güveni tesis edebilirseniz, çalışanlar da size güveniyorsa örgütsel adaletin iş tatminine olan etkisi de daha fazla artıyor. Aslında yöneticiye güven tesis ettiğiniz durumda bu ilişki daha da kuvvetlendirmiş, %16-20 düzeylerinde daha da güçlendirmiş oluyorsunuz. Peki iş motivasyona geldiğimizde acaba bu kavramların motivasyonun üzerindeki en fazla neyin etkisi var dediğimizde iş memnuniyetinin etkisi olduğunu gördük. Bu memnuniyeti de en fazla örgütsel adalet aslında etkiliyordu. Burada da motivasyon kısmına baktığımızda onlar en çok neyi motive edeceğini sormuştuk. Aslında model kapsamında bunlar yer alıyor. İyi ilişkileri, başarı hissi, fiziksel koşullar, onlara sorumluluk verme, kararlara katma, işte donanımsal gerekliliklerini yerine getirme, sosyal tesisler, işte dinlenme alanı olabilir, kreş olabilir. Bu tarz etkiler, ücretlerdeki dağıtım adaleti gibi ve hizmet içeriği. Gerçekten buna çok ihtiyaçları var. Biz diğer görüşmelerimizde de kendilerini profesyonel bir şekilde eğitim aldıklarında daha motive olduklarını aslında görmüş olduk. Dolayısıyla bizim bu modele bütünsel baktığımızda aslında bütün kavramlar birbirini etkiliyordu. Dolayısıyla hangisinde iyileştirme yaparsak dolaylı olarak diğer kavramda iyileştirmiş oluyorsunuz. İçsel motivasyon ve dışsal motivasyon. Çalışanların dışsal motivasyonları onları daha çok motive ettiğini gördük. Bu aslında şunu gösteriyor. Bu çalışanlar hala temel ihtiyaçlarını aslında karşılayamamış. Çünkü insan içsel motivasyon arttıkça aslında dışsal motivasyon arttıkça burada tatmin düzeyi durur. İçsel motivasyon olmuş sürekli sağlar. Dolayısıyla normal bir sağlık çalışanı aslında o kadar fedakar çalıştıran şey onun içsel motivasyonudur. Ancak şunu da görüyoruz. İçsel motivasyon bu grupta daha önceden bulunduğu. Demek ki sağlık yöneticilerin aslında o temel ihtiyaçları, rahatlama adaleti, işleme adaleti, iletişimsel adalet gibi güven, bunlar temel yöneticilik unsurları. Bunlar da aslında 90'lar olabildiğini gösteriyor. Peki bir yönetici yönetsel adaleti, daha örgütsel adaleti nasıl sağlar? Onların aslında haklarına saygı duyarak, dürüst olarak, samimi olarak karar verirken detaylı ve ikna edici açıklamalarda bulunur. Yani karar üstten indi yap şeklinde değil de karar aslında birlikte alarak onları sürece katarak kararlar onları uygun bir dilde yeterek aslında onların örgütsel adalet algılarını artırıyor, şeffaflığı artırıyor. Bunun dışında nezaket tabii önemli. Onların ihtiyaçlarının farkında olmak. Yani farkında olmak gerçekten çok önemli bir kavram. Özellikle sağlık sektöründe uzmanların yaptıklarının, yapabileceklerinin farkında olması, başarının takdir edilmesi, böyle bir ortamda onların neden yapacağını kestirmek mümkün bile değil. Kendilerinin motive olduğu bir ortamda. Bunun dışında bilgilendirme de aynı zamanda yapılmalı diyebiliriz. Hepsi bu model içerisinde aslında literatürden gelen bir bilgi. Peki yönetici güveni nasıl tesis edecekler? Sözlükten çok basit. İnsan neden güvenirsiniz? Sözünde duruyorsa güvenirsiniz. Bir şey yaparken başka bir şey gitmiyorsa güvenirsiniz. Çok basit bir şekilde çalışanlar, yöneticiler güvenilir olduğunda, ulaşılabilir olduğunda tüm aslında bu model birbirine etkileşime girecek ve yönetsel de aslında performans başarıyla sonuçlanmış olabilecektir. Sonuç olarak biz bu modelde farklı kavramların aslında çalışanları bunlar aslında çok sıkıldığımız kavramlar gibi gelebilir. Buna rağmen düşük seviyeler ölçüm yapılıyorsa aslında bazı yerlerde sorun olduğunu gösterir.
kurumsal örgütsel adaletin yöneticiye güvenin veya motivasyonun çok düşük olduğunu, bu kadar çalışılmanın aslında sorunu kendisi gösteriyor. Biz bu noktada bu soruna kompleks bir şekilde bir öneride bulunduk. Bunu da hocam bunu bahsettiği gibi uluslararası bir tercümede yayınladık. Hocamın söylediği detaylı bilgiyi makaleden de ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çalışmayla ilgili olmak isteyen ya da katkı sağlamak isteyen varsa yani buyurun hocam. İnsanlara ben bir çalışma yapmak istiyorum dediğiniz vakit o benden bir şey alacak diyor. Ben sana bir şey vereyim mi de. Yani farklı bir şey, farklı bir şekilde söyleyeyim. İşler aynı kapıya çıkacak ama farklı bir şey söyleyeyim. Biz size bir şey verelim mi? Size bir yardımda bulamayız. İşinizi görelim mi? Biraz şöyle söyleyeyim. İnsanlar genel olarak hepimiz özel hayatımızda da böyledir. Yani almadan vermek istemeyiz. Önce hep almak elimizde de. Aldığımız vakit karşılık etkisine bağlı olarak bir şey de vermeden rahat edemeyiz. Dolayısıyla önce biz onlara bir şey vermeliyiz. Yani bu onlar da onların bir de bugün sağlıkta veri alamamızın temel sebebi yöneticilerin güven sorunu. Yani bu yolda çıkacak sonuçlar benim aleyhime kullanılır mı? Aleyhime olur mu? Evet, en önemli sorunlardan bir tanesi budur. Güven sorunudur. Bu güven sorunu da ancak kısa vadeli ilişkilerle değil, daha orta vadeli ilişkilerle aşılabiliyor. Yani siz onlarla iletişime geçeceksiniz, onları sizi tanıyacak, siz onları tanıyacaksınız. Biraz bu ilişkiler sonucunda bir yere gelebiliyorsunuz. Onlara sizin için bir şey yapalım ister misiniz? Size geleceksiniz. Yoksa diğer şekilde bizim de yazdığımız öğrenci projelerine geri dönüyor hocam. Yani bunu söyleyeyim. Öğrenci projelerine geri dönüyor. Basit bir çalışma bile geri dönüyor. Veri vermek istemiyorlar. Yani gerçekten bu hani yasal olarak garanti bulmuş olması gereken bir halk olmasına rağmen ve yasal olarak da mümkün olmasına rağmen olmamasının birçok sebebi var. Ama olabilir kılmaktan mümkün. Yani orada da biraz ilişkiler çok önemli. Evet. Ama çok da kalmadı. Yani gerçekten bunu
Zaten bizler artık hani uzun zaman doğru çalışıyoruz. Biz hangi amaçla bunları yaklaştık, bu da biliyoruz. Aslında çünkü Sağlık Bakanı Yardımcımızın konuyla ilgili aslında tam yerinde bir cevap dedim ya. Yani bizleri artık veri vermekten korktuğumuz için yani yorulmaktan korktuğumuz için veri vermiyoruz. Halbuki sinyal diye bir konuklar bir sistem var. Yani bunları çok rahatlıkla paylaşılan bir yorulmasına da hiç gerek kalmaz yani. Evet, çok önemli bir istatistik var dedik ki, biz veri paylaşıyoruz. Ama biz de kimse paylaşmıyor dedik. Yani burada, ben şimdi sanırım abi, diğer şartlarda kalmıyorum. Bireylere göre değişecekse, biz zaten elbiseyle yapmıyoruz yani. Bireye göre değişmemesi lazım. Biz oraya gideceğiz. Onlar eğitim kurulunda ama gerçekten eğitim kuruluna geçmesi gerekiyor. Şöyle mesela bir eğitim kurulu olabilir mi? Bizim hastanemizden bir çalışanı ismini yazarsanız eğitim kuruluyor mu? Ya bak altını çiziyorum eğitim kuruluyor ki. Öğrenci bıraktı yani. Evet. Diyor ki bizim çalışanlarından bir ismini geçirirseniz bizim de çalışmalarında izin veririz. Şimdi bu da eğitim kuruluyor. Böyle bir eğitim kurulu. Bana müsaade etse bile yani. Dolayısıyla bence bireye göre değiştirmeli kurumsal. Ama şunu haklısın hocam. Yani kesinlikle o iş yerindeki bir problemi çözecek konuyla ilgili bir araştırma yapılmalı. Yani üniversite sanayi, üniversite sektörü işbirliği olmalı ama burada her şey üniversite demektedir. Sektör bize veri vermiyorsa biz nasıl araştırma? Yani buradaki temel sorunumuz birbirimizden çok uzağız. Yani onlara biraz yaklaşsak, biraz tanısak, onlar da biraz yaklaşmasını sağlayabilsek. Burada mağdur tarafımız olduğumuz için gayretli biz göstermemiz gerekiyor. Yani normalde bu ulema ulemanın kapısında olmalı ama devir değiştiğine göre ulema ulemanın kapısına varmalı. Tamam mı? Şimdi bunu yaptığımızda bak mesela biz gittik bir hastane yöneticisiyle konuştuk. Evet ya dedi ben de isterse sürdüm dedi. İhale etmek istiyorum dışarıya dedi. Outsourcing yapacağım. Dedi ama dedi acaba outsourcing mi yapsam daha iyi, böyle mi yapsam daha iyi dedi. Tam işte o iletişim sayesinde konuşarak bunlar ortaya çıktı. Dedi ki ya biz size güzel bir maliyet analizi yapalım ve ondan sonra şu anda mevcut maliyetlerimizi görün. En azından outsourcing yapacaksanız teklif fiyatla sizin maliyetleriniz arasında bir ilişkiyi kurarsınız. Bu vakti yapar mısınız dedim, yaparız dedik, neden yapmıyorum? Hemen gittik 15 gün içerisinde alanları gezdik, verileri topladık, yaptık. Onlara da raporladık, biz de şimdi makalemizi yazdık. Yani sadece şey değil, onu bahane ederek outsourcing etmiş bir hastanede de başka bir çalışma yaptık. Outsourcing öncesi ve sonrası, yani önce kendilerinin kullanımı, sonrası arasındaki kullanıcı ve der açısından, hastalar açısından neler değişti diye kullanım mantık yöntemiyle bir de öyle bir çalışma yaptık vesaire. Yani burada temel sorunumuz şu, birbirimize yakın olsak onların sorunlarını göreceğiz ve onların sorunları bize çok çalışma yapma fırsatı verecek. Ama biz kendi odamızda çalışmayı planladığımız için onlara da ne katkısı olacağını bilmedikleri için, güvende duymadıkları için şey yapmıyorlar. Ben bunlara yaptıkları doğru demiyorum. Ama bu arada oluşan bariyeri bir şekilde aşmamız lazım. Ve bu açmada mağdur tarafımız olduğumuz için daha fazla çaba göstermemiz gerektiğini söylüyorum. Teşekkür ederim. En son sadece Sağlık Bakanlığı'nın
Oturumumuzu burada bitiriyorum. Yani isterseniz söyleyeyim. Önce de kalın. Değerli hocalarıma, değerli açıklamalarından dolayı çok teşekkür eder ve sahneye Profesör Doktor Kadir Çınar'ı arz ederim. Çay kahve molasından sonra kapanış yaptık beraber. Yoksa